1990 yerine 2022 yılında katledilen 334 kadın için sarf etseydi bugün o kadınlar yaşıyor olacaktı. Evet, bu iktidar bu politikalarla, yargı da bu kararlarıyla kadın cinayetlerini teşvik ediyor. Kadına yönelik şiddeti teşvik ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden de çıktıklarını ilan ederek kadın kırımını derinleştiriyorlar. 14 Mayıs'ta kadınlar onları göndermenin öncülüğünü yapacaklar ve mutlaka... Sayın Özel. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bugün Muammer Aksoy'un faili meçhul bir suikaste kurban gidişinin 33. yıl dönümü. Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı yapmış olan 16. dönem İstanbul Milletvekilimiz Muammer Aksoy'u özlemle ve saygıyla anıyoruz. Türkiye yeniden 1990'ların karanlığına, faili meçhul cinayetlere, faili belli ama siyasi ayağına uzanamayan suikastler dönemine döndürmek isteyenlere karşı da toplumumuzun duyarlılığını bir kez daha burada mecliste altına imza atarak ve bu beklentinin doğrultusunda bu konuları gündemde tutmaya devam edeceğimizin sözünü vererek bir kez daha tüm siyasi cinayetleri, tüm faili meçhul cinayetleri Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak lanetlediğimizi ifade etmek istiyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Perşembe günü bir kanun teklifi gelecek. Nihayet emeklilikte yaşa takılanlar. Ama nereden nereye geldik bunu bir hatırlamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan, EYT'yi istiyorlar, çift dikiş istiyorlar, hem emekli olmak hem çalışmak istiyorlar diyerek bu kişilerin yıllarca mağdur olmasına sebebiyet verdi. 2019 yılında bir adım daha ileri gitti ve dedi ki, seçimi kaybedeceğimi bilsem ben EYT'yi getirmeyeceğim. Seçimi kaybedeceğini gördü, biliyor ve son çare olarak toplumdaki en büyük beklenti gruplarından birisini, acaba onlara mağduriyetlerinin 20 yılı dönemimde geçtiği halde etrafımdaki herkes 2, 3, 4 maaş alırken ben onlara çift dikiş istiyorlar diyerek gönüllerini kırdığım halde gönüllerini kazanabilir miyim diye EYT'ye sarıldı. Burada muhalefet partileri defalarca bu teklifleri getirdi, AK Parti grubuna reddettirdi. Şimdi 4 maddelik bir kanun 7 aydır geleceği biliniyor. 7 aydır siyaseten bekletiyorlar. Son bir aydır istismara varan şekilde geciktiriyorlar. Ve alaya bakın ki efendim ilk maaşı çeksinler, elleri sıcakken gelip bize oy atsınlar denecek kadar bu siyasi istismarı devam ettiriyorlar. Nihayet geldi bu teklif ama bu sefer de devlet ciddiyetine aykırı bir şekilde geldi. Vedat Bilgin 5000 günü kendisi söyledi, tutanak altında söyledi, kayıt altında söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç 5000 prim günü geçerli olacak dedi. Ama gelen teklifte bu prim günüyle ilgili 5975 açalım. Bir kademelendirme var. Parası olana seçime giderken bize para lazım, biraz para ver. Parası olmayana da İş bul, 3 yıl daha bekle diyorlar. Bu yeni bir mağduriyet, bu kabul edilebilir değil. Ayrıca 9 Eylül 99 ile 2008 arası sigortalara yönelik bir kademelendirme mutlaka lazım. Yeni bir mağduriyet yaratmamak için teklifte bu yok. Bağkur kapsamında çalışan esnafların ve çiftçilerin 9000 gün ve kadınlar için 7200 gün ile ilgili ciddi bir mağduriyetleri var. Bir tarafta 5000 gün, bir tarafta 7200 gün, 9000 gün kabul edilebilecek bir şey değil. Buna müdahale etmek lazım. Staj ve çıraklık mağdurlarını sürekli dile getiriyoruz. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Bu sesin duyulması gerekiyor. Bu düzenlemeyi komisyona bu kadar geç getirip ve bu mahsurlu taraf... Açalım. Bu düzenlemeyi meclise bu kadar geç yollayıp hem de bu mahsurlu taraflarının çözülmemesini kabul edilebilir bulmuyoruz. Ayrıca meclis başkanlığının
burada yaptığı işin bir başka boyutu var. Kanun teklifi geldi, dakikalar içinde komisyona sevk edildi. Bu doğru bir şey. Ama bu meclis başkanının ne kadar tutarsız, ne kadar taraflı ve sıkışınca ne kadar gerçekleri hepimizin gözünün içine baka baka çarpıttığının da bir ispatı oldu. Geçenlerde tüm milletvekillerimizin imzasıyla verilmiş bir teklifi 4 gün 5 gün bekletti. İtiraz ettik ya, iktidardan gelince dakikalar içinde sevk ediyorsun, bizimkini bekletiyorsun. Cevap verdi, yurt dışındayken kanun teklifi sevk etmiyoruz diye. EYT geldiğinde Cezayir'deydi ama Cezayir'deyken kanun teklifi sevk edildi. Şimdi açalım, toparlayalım lütfen. Bir tutarlılık lazım. Konu aciliyet gerektiriyorsa, istisna yapacaksanız 7 aydır ne bekletiyorsunuz? 1 aydır ne bekletiyorsunuz? Bu kadar acil neden perşembeye komisyonda görüşecek? Bir an önce görüşsün. Ama CHP'ye gelince, yurt dışında olunca olmaz, AK Parti'ye gelince ışık hızıyla sevk. Bunun hakkaniyetle, tarafsızlıkla iler tutar tarafı yok. Geçtiğimiz günlerde TÜMOP'tan bir heyetle görüştük. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çok ciddi mağduriyeti var. 3600 ek gösterge uygulaması sırasında kamu parselerine bazı iyileştirmeler yapılırken mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki farkın açıldığına işaret ediyorlar. Ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmesine yönelik talepleri var. Ülkenin sanayileşmesi için kalkınmasında, gelişmesinde çalışan bu meslek grubunun ihmal edildiğini söylüyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz. Yine Büro Emekçileri Sendikası'na bağlı çalışanların ciddi mağduriyetleri var. En önemlisi, SSK Bağkur emekli sandığı çalışanları geçmişte 2 maaş ikramiye hakları vardı. 5510 ellerinden bunu aldı. Şimdi belki sabahlara kadar uyumadan çalışmak zorunda kalacaklar EYT'yi yetiştirmek için. Ama çok küçük, cüzi, komik bir iyileştirme var. Bunu kabul etmiyorlar. 3600 ek göstergede mağdur oldular. Bu taleplerini iletiyorlar. Bunların da altını çiziyoruz. Son olarak Sayın Başkanım, yine bugün eczanelere giden insanlar ilaç almadan dönüyorlar. Akşamları anneler, babalar ateşli bir çocuğunun şurubu için neredeyse bütün nöbetçi eczaneleri gezmek zorundalar. Sağlık Bakanı dönüp dolaşıp sorunu çözdük, artık ilaç. Evet, son sözlerinizi alayım. Geçmişte Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreterliği yapmış, Sağlık Komisyonu'nda görev yapmış. Bu işi en iyi bilen milletvekillerinizden biri olarak söylüyoruz ki bu kafayla bu sorun çözülmez. İnatla çözülmez. Emirle çözülmez. Neyle çözülür? İşi bilenleri çağırıp konuşacaksınız. İlaç sanayiyle konuşacaksınız. İlaç depocularıyla, kooperatifçilerle konuşacaksınız. En önemlisi eczacıların temsilcileriyle konuşacaksınız. Onlar size sorunun gerçekten ne olduğunu, nasıl çözüleceğini söyleyecek. Siz bir avuç çıkar çevresinin, bir avuç lobinin, yandaş şirketlerin yanlış yönlendirmeleriyle ilaç krizini çözemezsiniz. Çözmüyorsunuz ve bu sorun açıkça ortada duruyor. Bu konuda Sağlık Bakanı da, AK Parti'yi de, milletimize şikayet ediyoruz. Size bu zulmü yapan AK Parti'nin kölesi olduğu ilaç lobileridir. Sayın Sarı Aslan. Teşekkür ediyorum başkanım. Bir sene önce asgari ücretten fazla ücret alan MEDAŞ'ta çalışan 3500 işçimiz kar, sıcak, soğuk demeden çalışmaktadır.